Ceyhun Uzun, İngiltere'de yaşayan bir Türk'üm ve İngiltere'de polislik mesleğini yapıyorum. 30 senedir polis memuruyum. İngiltere'ye 47 yıl var taşınalı. Burada yaşıyorum ve bir Türk'üm. İstanbul'da doğdum. Küçük yaşta buraya yerleştim. 47 sene var İngiltere'de yaşıyorum. Evet, insanlarla diyalogum, aram çok iyi. İnsanlar beni çok seviyor. Zaten 30 yıldır görev yapıyorum. St. John's Wood bölgesindeyim. 14 sene. Okul sektöründe çalışıyorum. Öğretmenlerle, öğrencilerle, anne babalarla görüşüyoruz devamlı. Çocuklara ilham veriyorum, motive veriyorum. Onları kötü yoldan doğru yola çekmeye çalışıyorum. Evet, çok sevinçliyim, çok duygulandım bu ödüle aday verenlere, çok beni aday verenlere çok teşekkür ediyorum. Gurur duyucu bir ödül. Düşün, bir Türksün, İngiltere'de yaşıyorsun, bir de polis memurusun. Çok gurur verici bir şey. Keşke kızım da burada olsaydı, yaşasaydı ve hep birlikte kızımla, eşimle bu gurur duyucu ödülü birlikte kutlasaydık. Ödülü ilk aldığımda gözlerim yaş doldu, inanamadım. Çok, dediğim gibi, gurur duyucu bir ödül. Herkese nasip olmaz bu ödül. Ben de çok gurur duyarım bir Türk olduğum için, İngiltere'de yaşayan bir Türk ve kraliçeden bu özel madalyayı almak çok gurur duyucu. Yalnız kendime değil, bütün halkımıza, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta, İngiltere'de yaşayan, bütün dünyada yaşayan Türklerimize, hepimize gurur duyucu bir haberdir bu. Eşimle birlikte Taniyel'in Gülüşü, Taniyel Smal diye vakıf kurduk. İngiltere'de kuruldu bu vakıf. 4 sene falan var. Kanserli çocuklara Kuzey Kıbrıs'ta yardım ediyoruz. 0-24 yaş arası onkoloji bölümle Lefkoşa'da tanışıyoruz, ediyoruz. Bize bilgiler veriyorlar. Ve bu çocukların ihtiyaçları, hani ilaç mı, hediye mi, alışveriş mi, birlikte toplu yemek mi? Neyse, onlara yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah ileride daha da çok şeyler yapabiliriz bu ailelerle. I'm not worried. I just, I'm worried for other people that she might spit on. Speak to her. Without her, do we know she might do each other? Exactly. Yeah.